bizim de Türkiye'nin her yerine, her köşesine sorumluluğumuz vardır. Ve bu sorumluluğu en iyi seviyede taşımak konusunda da titiz çalışmalarımız sürecektir. Bu konuda her şehrin doğru bir hassasiyetini yakalamak ve ona el uzatmak, destek olmak konusunda da sıkı rehberlere ihtiyacınız vardır. Aksi takdirde bazen yaptığınız işler kabul görmeyebilir ya da gerçek anlamda birinci derecede bir hizmet de olmayabilir. Bu bağlamda da ben Rize adına şanslıyım. Gerçekten çok iyi kılavuzlarımız, rehberlerimiz var. Başta değerli il başkanımız olmak üzere değerli dostlarımızın burada bulunan kendi çalışma arkadaşlarımız ya da dostlarımızın da katkılarıyla Rize'de doğru noktaya tespit etme, oraya temasta bulunma, destek olma konusunda gerçekten sıkı meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve siz değerli dostlarımız var. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bütün Türkiye'de belediyeler var ama biz belediyeleri de siyasi ayrıma tabi tutmuyoruz. Ben özellikle gezimde de ifade ettim. Kim kapısını bize açar ise ya da kim kapımızı çalar ise elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Yani biz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partili bir belediyeye destek olurum falan. Hani bu anlayışa asla ve asla sahip değiliz. Tam aksine her belediyeye koşarız. Bu manada başkanımızın verdiği örnekte de vardır o. Yani bir yörede bir ihtiyaç var ise, sıkıntı varsa koşarız. Bakmayız Çayeli'nin belediyesi hangi belediye. Yarın bir başka belediye olacaktır. Aynı tavrımızla yola devam edeceğiz. Bu yönüyle şu anda belediyelerle ilgilenen bir birimimiz var. Örnek olsun diye söyleyeyim. Bana gelip sordular, dediler ki hani şehirleri geziyoruz ki şu anda 100'ün üstünde belediyeyi ziyaret etmiş bir birimimiz orası. Nereleri ziyaret edelim? Her ilçeyi arayın dedim. Yani her belediyeyi arayın. Kabul ederlerse ziyaret edin, iletişim kurun, ihtiyaç tespiti yapın, sonra gelirsiniz, önceliklerine hep beraber karar veririz. Türkiye'de en büyük sorun zaten parti kavramının başka bir yere doğru evrilmesi. Yani siyasi partiler hepimiz için değerli. Yani şu anda burada Cumhuriyet Halk Partili üye sayısı belki oldukça fazla çünkü başkanımızın lokomotif olduğu bir toplantı. Ancak siyasi partiler çağdaş demokrasilerde ve güçlü demokrasilerde, demokrasi ruhuna inanan toplumlarda aslında bir araçtır, hizmet aracıdır. Yani bir amaç ya da bir böyle çok kutsallaşmış bir boyuta evrildiğinde gerçekten o zaman risk içerirler, toplumu bölerler. O bakımdan ben hem ülkemizin, hem şehrimizin, hem Rize'mizin, bütün şehirlerimizin bu bölünmelere maruz kalmasını asla ve asla istemem. Yani düşünsenize bir siyasi partili olmak hani neredeyse haşa diyelim yani inancın ötesindeymiş gibi ya da başka bir boyuta evrilmiş gibi. Hatta bazen siyasi partileri yöneten insanlara dair bir takım kutsallaştırmalar, yakıştırmalar yapılması gibi. Olmaz. Bizim gibi kabiliyetli insanların olduğu bir toplumda ya da medeniyetin en üst seviyede var olduğu bu topraklarda ben bunu kabul edemem, kabullenemem. Kaldı ki Karadeniz'in her bir ferdi bireysel anlamda iradeleri güçlü, karakterli, kararlı insanlardır. Yani tahakküm altında olmayı kabul etmezler. Toplumumuzun genelinde de aslında bu bakış vardır.
O bakımdan özgürlükçü bu bakışa da yakışan dediğim anlayıştır. Bu manada her ne kadar burada siyasi temelli bir buluşma organize edilmişse de aslında işte Rize'nin tümüne eşitlikçi bakabilmek, Rize'ye hizmet edebilme adına koşan, emek harcayan bir toplulukla da buluştuğumu hissettiğim için bunları söyledim. Yani buradan Rize'ye bakış ya da direkt Rize'de süreci analiz ederken biz Rize'ye nasıl destek oluruz? En doğru işi nasıl yaparız? Rize'nin çocuklarına, doğasına, gençlerine nasıl katkı sunarız? Ya da Rize'deki bir belediyeciliğe nasıl fayda sağlarız? Bakışıdır sizi buraya toplayan diye düşünüyorum. Çünkü buradaki bu karakteri biliyorum. Bu manada biz de tam da bu bakışa dönük inanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak, hemşeriniz olarak İstanbul'dan Rize'ye her zaman en doğru, en akılcı adımları atmak, yatırımları yapmak ve destek olmak benim de boynumun borcudur. Bunu her zaman size ifade etmiş olayım. Bu duyguyu her zaman taşıyacağım. Tabii doğru işler yapmamız lazım. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini, dünyanın ve insanlığın zor günlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Sağlık çok kıymetli ki bu dönemde gerçekten yoğunlaştığını görüyoruz. Veriler ürkütücü ve bir bulaşıcı hastalığın topluma dair bu tehdidini en akıllı, en bilimsel ve en doğru biçimde korunarak ve insanları koruyarak geçirmek zorundayız. Yani ne kadar geç bu bulaşıcı hastalıkla tanışırsak hepimiz için o kadar hayırlı olacaktır. Neticede bulaşıcı hastalıklarla bir gün insanoğlu mutlaka tanışıyor. Ama çaresinin umut ediyorum ki en hızlı şekliyle bulunduğunda bizlerin de tedavisi en doğru şekilde yapıldığı anlarda bunu yaşamak adına korunmalıyız. Bu manada özellikle kırsaldaki dostlarımıza ve buna dönük hani Karadeniz'e ciddi bir göç yaşanır yaz aylarında, bu aylarda da geriye dönüş yaşanır. Lütfen tedbiri en üst seviyede tutalım insanlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını. Düğündü, dernekti, cenazeydi, bildiğimiz düğün, dernek, cenaze olmadığını her hemşerimize buradan iletmek istiyorum. Maskeyi kullanmak, aramıza mesafe koymak, sarılmamak, öpüşmemek, bütün bunlar belki bizim karakterimize ters ama dünya böyle bir dönemi yaşıyor. Bu hepimizin can sağlığı için geçerli. Bu manada dikkat etmeliyiz. Yanı sıra zor günler yaşayacağız. Bunda yaşamayacağız deyip birbirimizi aldatma lüksüne sahip değiliz. Yaşayacağız, yaşıyoruz. Dolayısıyla ekonomik anlamda zor günler yaşayacağız. Farklı anlamlarda istihdam, iş gücü konusunda zor günler yaşıyoruz ve yaşayacağız. Buralarda da maksimum dayanışmayı birbirimize göstermeliyiz. Birbirimizi takip etmeliyiz. Toplumsal kanalları ve özellikle yardımlaşma ve paylaşma konusundaki kurumsal çalışmaları mutlaka takip etmeli ve olmayanın olanla buluştuğu vicdani bir köprüyü sağlamalıyız. Bu toplum sağlığı açısından da ruh sağlığı açısından da çok kıymetli. Bir toplumun sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmesi açısından da çok kıymetli. Lütfen bu zor günlere bir dayanışma ruhu içerisinde, bir seferberlik ruhu içerisinde sıkı sıkıya sarılalım. Bireysel düşünecek ya da birbirimize bireysel bakacak pozisyonda değiliz. Dayanışma ruhu önemlidir. Biz bunu taşımaya ve bunun iyi örneklerini İstanbul adına hem Türkiye'ye sunma hem şehir içerisinde bunu var etme adına da en güzel örneklerini ortaya koyacağımızı siz kıymetli dostlarımla paylaşmayı yine bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin
bu zor günleri de atlatacağını, güçlü bir demokrasiyi elde etme konusunda da yoğun bir işbirliği içerisinde iyi bir geleceğe hazırlık yapacağına olan inancım tamdır. Bunu büyütmek adına herkesle buluşabilmeyi ve sohbet edebilmeyi, fikir özgürlüğü içerisinde herkesin birbirini anlayışla dinleyebildiği ortamları yarattıkça göreceksiniz, aksi düşünceler bu toplumda karşılık bulamayacaktır. Bu manada da Türkiye'nin gerçekten girişimci, kimlikli ve çok güzel işlere imza atmış bireylerinin doğduğu ve var olduğu Rize kentinin de sorumluluğu bir başkadır. Bu manada bu sorumluluğa yoldaşlık ve paydaşlık yapacağınıza da olan inancımla sizlerle beraber, Rizeli dostlarımızla beraber ama İstanbul'daki hemşehrilerime ama Rize'deki hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok güzel günlerde hep birlikte Türkiye'mize hizmet etmek dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.